Peki enenin şiddetli bir terbiyeyle başı kırılmazsa büyür, insanın vücudunu yutar diyor. Bu şiddetli terbiyeyle enenin başı nasıl kırılabilir? Şimdi malumunuz, üstadımız 13. lemada, 13. lemada yani Kur'an-ı Kerim'in şiddetli tehdidatı ve teşvikatı var. Şiddetli ihtaratı ve ikazları var, değil mi? Evet. Niye? Şimdi bir insana mesela iki defa bir şey söylesen ya anladık diyor mesela. Şimdi anlamak akıl ile olsa bir meseleyi bir defa okuruz anlarız. İlmihal bilgileri böyledir. Doğru. Namazı bozan haller. Bir defa anladın mı yetiyor yani. Oğlum bu yani insanın ruhuna ve hissiyatına, nefsaniyetine ve şehevatına diyelim. Kalbine ve bu mandaki hissiyatına taalluk etmeyip sadece akılla alakalı bir şey olduğu için bir defa öğrendin mi yetiyor. Ama bazı şeyler var ki insanın ruhuna, nefsine, hevesatına değil mi? Bu gibi hislerine bakıyor. Onun için devamlı tekrar lazım. Devamlı tekrar lazım. Devamlı tekrar edildi mi? Özellikle bizim şu anda nur sohbetleri ya da ehli tarikat ve tasavvuf olan kardeşlerimizin devamlı zikrullahla enenin başını yıkmaya çalışmaları var. Değil mi? Bizim derslerimiz de öyle. Şu anda mesela bir ene dersini okuduktan sonra bir insan ne yapıyor? Kendi havle kuvvetinden teberri edip La havle ve la kuvvete illa billah der. Ama bu bir gün, iki gün, üç gün tesirini devam ettirir. Ondan sonra ne yapar? Yine bir irşat daha lazım. Yine bir hatırlatma daha lazım. Bir ikaz daha lazım. İhtar daha lazım değil mi? Dolayısıyla devamlı ihtar, devamlı ikaz, devamlı anlatma, devamlı Bazıları yemek hatırlatma. gibi, özür dilerim. Bazıları yemek gibi günde iki kere, bazıları su gibi saatte bir defa, bazıları hava gibi her an ihtiyacımız olan gıdalarımız, ihtiyaçlarımız olduğu gibi manevi sofralardan da istifade etmemiz gerekiyor. Mesela La ilahe illallah belki her an Her an söyle. ihtiyacımız olan bir şey. Hem zikri hem manası. Bu Mesnevi Nuriye'de hatırlarsanız ehemmiyetlidir diye başına geçen bir ilem var. Ehemmiyetlidir. Evet. Yani La ilahe illallah zikriyle devamlı bizim meşgul olmamız kalbin alakadar olduğu ve alaka peyda ettiği mahbubatından ve adeta zahiri Rablerinden alakalarını ve irtibatlarını kesmek içindir diyoruz adımız. Mesela bir insan makama, bir insan diyelim mesela paraya, bir insan maddiyata, bir insan farklı bir şeye devamlı talip olabilir. Ve bunlara ulaşmak için adeta maddi manevi neyi varsa feda etme gibi bir durum olabiliyor. İşte Hüsnü diyor ki La ilahe illallah zikredemek olan bir insan kalbin alakadar olduğu, alaka peyda ettiği bu gibi mahbubatından ne yapıyor? Sanem ifadesi geçiyor Evet, zannedersem orada. onlardan alakalarını kesmek içindir. Sanem ittihaz ettiği mahbubatından mesela. Dolayısıyla zikir çok mühim. Ve aynı yine Mesnevi Nuriye'de üstadımız hatırlarsınız onu. Bir diyor çekirdeğin diyor, eğer diyor içi denilirse diyor, neşvi namadanamaz diyor mesela. Evet. Dolayısıyla insanın kalbinde bulunan ene mikrobu ve ene çekirdeğini oldu mu? Yani gurur ve enaniyet çekirdeğini Allah'ın zikriyle La ilahe illallah'la devamlı onun başını bu manada adeta dövmezsek ve içindeki o nüveyi öldürmezsek o zaman neşvi nema bulup bizi perişan edebilir. Allah Allah zikrinin şua ve hararetiyle yanıp delinirse enaniyetin kalbi Evet. büyüyüp gafletle firavunlaşamaz diyor. İşte bu abi yani. Dolayısıyla devamlı bir ameliye lazım. Devamlı bir zikir lazım. Değil mi? Devamlı Bir bir de çalışma zikir lazım. şöyle yani biz zikir deyince dar bir manada anlayabiliyoruz da Evet. hani zikir Cenab-ı Hakk'ı unutma manasına geldiğine göre sadece lisanen yapılan zikir değil. Aklında bir zikri var o zaman. Kalbinde kendine göre, hayalinde kendine göre bir zikri var. Dolayısıyla Allah'tan gaflet etmeme noktasında bütün aza ve cihazatımızı kullanmak suretiyle kainattaki tecelli eden esmayı müşahede etmek suretiyle, kainat kitabını okumak suretiyle de bir nevi lisani zikir gibi o da farklı aza ve cihazatın kendine göre zikirleri.
Allah'tan gaflet etmemiş, Allah'ı unutmamış oluruz. Bunun için iki şey söyleniyor. Birincisi, işte Cenab-ı Hakk'ın hazır ve nazır olduğuna her an şahit olmak. Bu da kainatı bir kitap gibi okumakla mümkün. İkincisi de sünnet-i seniyeye ittiba etmek. Yani sürekli sünnete göre insan yaşarsa Cenab-ı Hakk'ın huzurundan gaflet etmez manası var. Dolayısıyla bu belki daha ileri boyutta bir inkişaf söz konusu. Ama bu eğer hayatımızı bu şekilde hallendirebilirsek, bu şekilde terbiye edebilirsek, bu manada hayatımıza ruh verebilirsek, o zaman enaniyetin açabileceği tahribatlardan kendimizi muhafaza etmiş, onu bir anlamda şirke, küfre, şerre sebep olabilecek cephesine darbe vurup başını kırmış olabiliriz. İnşallah. Cenab-ı Hak muvaffak etsin hepimizi.